Çinli Müslüman adam, Müslüman olmayan Çinli bir kadınla evlendi. Müslüman bir çocukları oldu. Babası küçüklüğünden beri ona İslam'ı, Kur'an'ı, bazı meseleleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslami ahlakını anlatıyordu. Çocuk İslam'ı sevip babasından abdest ve namazı öğrendi. Aynı zamanda orucu, haccı, zekatı, sadakaları, ibadet ve amelleri de öğrendi. 7 yaşına geldiğinde babası annesini ibadetlerde yaşadıkları uyuşmazlıklardan dolayı boşadı. Annesi onu dini yönden çok zorlasa da Budist annesiyle yaşayan bu kız İslam dininde sabit kaldı. Günler geçti. Mübarek Ramazan bayramı geldi. Kız okulundan Müslümanlarla beraber bayramı kutlamak için izin isteyince okul idaresi isteğini kabul ederek ona izin verdi. Bayram sabahı erkenden uyanarak Müslümanlarla bayramı kutlamak ve bayram namazı kılmak için mescit aramaya başladı. Ancak yolunu kaybederek mescidi bulamadı. Zavallı kız öğle namazına kadar cadde cadde dolaştı. Bu bölgeye yakın camiyi birkaç kişi ona söyleyince mescide varana kadar yürümeye devam etti. İçeri girince Müslümanlara başına gelenleri anlatmaya başladı. Ona çok acıdılar. Yardıma muhtaç Müslümanlara dağıtmak için biriktirdiği bozuk paraları çıkardı. Onlara Allah'ı, Resulünü, İslam dinini, Müslümanları ne kadar sevdiğini anlattı. Muhtaç ve mazlum kişilerin varlığını duyunca para biriktirdiğini söyledi. Onlara yardım etmek istediğini ancak bu kadar biriktirebildiğini söyleyince mescitteki herkes ağladı. Kalkıp onu selamlayarak bayramlaştılar, tebrik ettiler. Onlarla çok güzel vakit geçirdi. Hayatı boyunca hiç bu kadar güzel vakit geçirmemişti. Bayramlaşma bittikten sonra birkaç kişi onu evine götürmek istedi. Yanlarına birçok elbise, hediye, tatlı alarak gittiler. Annesi onların çocuğuna olan sevgisini görünce İslam'ı düşünerek onun hakkında okuyup bilgi sahibi olmaya başladı. Kızının yardımıyla kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu ilan etti. Hemen aklına birçok sıkıntı yaşattığı kızının babası geldi. Hemen onu arayarak Müslüman olduğunu haber verdi. Yaşattığı her şey içinde ondan özür diledi ve adama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kul intikam almaya gücü yettiği halde bir şeyi affetmesi sebebiyle Allah ona dünyada izzet verir, güçlü kılar buyurduğu hadisini okuyarak ona lütfen beni affet, kızımıza ve bana geri dön dedi. Adam özrünü kabul ederek ona tekrar döndü. Evlerinde dilediği gibi ibadet edebilen kızlarınınsa mutluluğu tarif edilemezdi. Ya eyyühellezine amenu rka'u vescudu ve'budu rabbakum ve'fa'alul hayra leallekum tuflihun ve'cahidu fillahi hakka cihadih. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Bayram akşamı adam ve eşi kuyumcuya girdiler. Arkalarından da adamın annesi torunuyla beraber onları takip ediyordu. Eşi bir sürü ziynet eşyası alarak alışverişini bitirdiğinde adam satıcıya ne kadar tuttu diye sordu. 20.100 riyal diye cevap verdi satıcı. Adam tartıya baktı, sadece 20.000 yazıyordu. Bunun üzerine satıcıya 100 riyal nereden çıktı dedi. Satıcı anneniz 100 riyale bir yüzük satın aldı deyince adam yüzüğü alıp satıcıya fırlattı ve kadına bakarak senin yaşındakiler altın takıyor mu? Bir bak etrafına dedi. Annesi oğlunun bu sözleri üzerine ağlayarak arabaya gitti. Eşi, ne yaptın sen ya? Bundan sonra oğluna bakmazsa ne yapacaksın dedi. Kadın oğlunun evinde hizmetçi gibi yaşıyordu. Adam kuyumcuyu azarladıktan sonra arabaya gitti ve annesine buyur istediğin yüzük dedi. Ancak annesi hayır vallahi istemiyorum. Herkes gibi bayram sevinci yaşamak istedim ama sen bana bunu çok gördün. Allah seni ıslah etsin dedi.
6 ay sonra adam uyuşturucu kullanmaya başladı. Annesi de onun için endişelenip hapları aldığı gibi evin balkonundan attı. Oğlu deliye döndü ve annesini evden kovdu. Kadın evden çıkarken "Allah yardımcın olsun oğlum" dedi. Kadın oğlundan uzun zaman haber alamadı. Adam o sırada hastaneye yatmıştı. Adam hastaneden ayrıldığında psikolojisi bozulmuş, işini ve evini kaybetmiş, bir sürü de borca girmişti. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ Bir gün televizyon izlerken bir hocanın anne babaya iyilik ve sıla-i rahimden bahsettiğini duydu. İyiliğin insana bol rızık getirdiğinden ve insanları sıkıntıdan, kederden kurtardığından bahsediyordu hoca. Adam başına gelen bu musibetlerin annesine kötü davranışı sebebiyle olduğunu anladığında yerinden hızla kalkarak annesini aramaya başladı. Ve onu küçük bir odada insanların ona verdiği yiyecekleri yerken buldu. Ağlayarak ayaklarına kapandı. Yaşlı kadın da oğluyla beraber ağlıyordu. Oğlu ondan özür dileyip helallik alınca kadıncağız onunla birlikte eve geri döndü. Annesine karşı iyi davranmaya başladı. Annesinin dualarından sonra iyileşti, işine döndü. Çok güzel bir eve taşındı ve bütün borçlarını ödeyerek feraha çıktı. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً